Tamamdır Emre Bey, iyi akşamlar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen? İyiyiz, bize teşekkürler. Yavru Vatan Kıbrıs'ta yine geçtiğimiz haftalarda burada sahne almıştınız. Evet. Bugün yine sahnesiniz, neler söyleyeceksiniz? Evet, biz Kıbrıs'ı, Kıbrıs bizi seviyor. Ben senelerdir buraya gelir giderim. Geçen gün de söylemiştim, burada çok yakın tanıdıklarım var. Kıbrıs her zaman bizim için, Türkiye için çok özel. Benim için de özel. Seviyorum bu adayı. Burada olmaktan da çok mutluluk duyuyorum. Burada olduğumuz ve sahnede olduğumuz her akşam da çok keyifli ve güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor. Onun için de beni davet ettikleri zaman ben de koşa koşa geliyorum. Süper. Bunun dışında nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Hayırlı olsun bu arada yeni şarkınız. Çok da güzel tepkiler de alınıyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Çok güzel oldu. Ben şu gün yani ilk yüzde radyo programlarında çalınanlar, en çok çalınanlar ilk yüzde 4 numaraya yükseldi ki ben 2 haftada bu kadar büyük başarı beklemiyordum açıkçası. Yavaş yavaş yükseliriz diye düşünüyordum ama bu çok hızlı bir yükseliş oldu. Mutluyuz. Çok güzel bir motivasyon. Ve bizim yaptığımız her şarkıyı çok önemseyerek yapıyoruz, çok severek yapıyoruz. Bazen daha az insanla buluşuyor, daha bazen daha çok dinleyiciyle buluşuyor. Evet. Ama bu gerçekten çok keyifli oldu. Güzel bir yaz parçası oldu. Böyle sevilmiş olması da bizi ayrıca mutlu ediyor. Evet, klibin sonunda da güzel bir aslında göz kırpma vardı sıcak klibinize. O da bugünlere. Sosyal medyada evet, çok sevildi. Çok yorumlar da aldı sosyal medyada. Onunla ilgili neler söylüyorsunuz? Sıcak 2 diyorlar. Evet. Hala yaz olunca o şarkı ve zaten sizin o sıcaktan sertmeniz falan geliyor hala sosyal evet. Medyada. Gündem oluyor. Dün abartılı artık abartmışlar bir tanesi. Bir meteoroloji sitesi direkt benim kaset kapağını koymuş. Yani o kaset diyorum çünkü o zaman kaset aynen, diyor. Kaset kapağını aynen koymuş. Sıcak, çok sıcak diye. Yani güzel, hoşuma gidiyor tabii. İkonik olan. Evet, ikonik bir şarkı oldu. Hit bir şarkı oldu. Ben severek yapmıştım zaten şarkıyı. Bu kadar uzun süre, 20 sene sonra hala bu kadar seviliyor olması. Diğer şarkılar, özellikle yavaş şarkılar, Gidecek 20 var, Aşk Kıyamet. Onlar da tabii benim için çok önemli. Şimdi inşallah bu yanabilir her şeyde. İlerleyen yıllarda yine çok keyifle dinlenilen şarkılardan bir tanesi olur. İnşallah dilimizde çocuklarınızla beraber de zaten o klibin aslında parodisini de yaptınız siz. Çok da eğlenceliydi, onunla ilgilenir. Çok güzel bir andı o. Ben oğluma hava atmak için daha birinci hafta, yeni bitmişti, ikinci haftaya girmiştik işte. YouTube'da 2 milyon izlenmeye geçince ben de dedim ki uzay 2 milyon olmuşuz YouTube'da dedim. Baba bizi çekelim daha çok izlenir dedi. Bana kafa tuttu bayağı yani. Haklı da çıktı. 2,5 milyonu geçti evet. Onlarla beraber çektiğimiz versiyon. Aslında o akşam bana bir genel olarak yalnız o değildi. Onunla beraber bana bir sahne şovu hazırlamak istemişlerdi. Bizim eğlencelerimizden bir tanesidir o. Bazen öyle yapıyorlar. Çok seviyorlar öyle şeyleri. Ben de keyifle izliyorum. Bu da onlardan bir tanesiydi. Ben de evet küçük bir bölümünü paylaştım. Bu arada çok şıksınız. Sahne kıyafetleri de biliyorsunuz hep konuşuluyor. Özellikle kadın sanatçılarımızın. Ama erkekler de aslında çok önem veriyor. Özellikle siz de. Yani sahne kıyafetleriyle ilgili siz neler söylüyorsunuz? Siz erkek için, erkek sanatçılar için önemi nedir sahne kıyafetleri? Evet, ben normal hayatımda çok sıradan giyinen biriyim. Yani daha basit giyiniyorum ama sahnede daha özen gösteriyorum. Sahnenin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Onun için özen gösteriyorum. Burada benim Beyza Doluca arkadaşım var. Bu stilistliğimi yapıyor. Benim bütün konserlerimi bu kıyafetleri bulan, hatta hazırlayan, bazen de çizimini bile yapan sevgili arkadaşım. Ve tabii birkaç marka var. Marka dediğim aslında stilistler, onlar da designerlar. Ben her sahnede başka bir kıyafet giyiyorum ve o kıyafet daha sonra satışa sunulabiliyor. Ama benim için hazırlanıyor özel olarak. Neler söyleyeceğiz? Bir erkek için önemli midir sahne kıyafeti? Önemli. Ya bence izleyici, erkek kadın diye ayırmamak lazım ama sonuç itibariyle şu çok önemli bir şey. İnsanın kendini iyi hissettiği bir kıyafetin içinde olması sahnede karşıdakine, yani seyirciye de bunu aynen o rahatlığı ve o özgüveni geçirir. Dolayısıyla yani kimi atıyorum yırtık kotla mutlu olur, kimi böyle bir şeyle mutlu olur. O günkü şeyin mooduna göre bazen değiştirir. Biz de sevgili Beyza ile karşılıklı oturup önümüzdeki mesela ayın programını yapıyoruz. Temmuz ayı konserlerini önümüze yatırıyoruz. Nerede çıkıyoruz? Hangi? O da çok önemli çünkü. Yani mesela burada bir Kıbrıs gecesi ise ona göre bir kıyafet, bir düğün eğlencesi ise, bir after party eğlencesi ise ona göre bir konsept, ya da bir gece kulübü ise ona göre bir konsept belirliyoruz. Sonra da o sağ olsun tam istediğimiz gibi bütün kıyafetleri ayarlıyor.
Ben de bunu düşünmekten vazgeçiyorum artık, onu son bırakmış oluyorum. Daha fazla tutmak istemiyorum sizi. Geçtiğimiz haftalarda zaten açıklama yaptınız ama Gözde Kansu'yla tekrardan bir fotoğraf paylaşınca tekrardan bir acaba durumları oldu. Ya orada bir şey yanlış anlaşıldı. Tamam, ben şunu söyleyeyim. Gözde ile hakikaten çok iyi bir arkadaşız. Biz uzun senelerdir arkadaşız zaten. Yani yakıştırıyorlar. Yapacak bir şey yok. Bunun için buna artık cevap vermeyeceğim. Benim böyle yapmamın sebebi aslında ben Gözde'den habersiz çekiyordum. Yani ilk kare öyle değil. Ben onu paylaşmadım, Gözde'nin döndüğünü paylaştım. Orada bir hata yaptım aslında. Aslında onu habersiz çektiğimi paylaşmam lazımdı ki bunun da anlamı olsun. Fakat Gözde de çok güzel çıkmıştı. Benim gülmüştü, çok güzel güldü. Onu paylaşmayı tercih ettim. Aslında ben hani Gözde'ye çaktırmayın, bunu çekiyorum gizli anlamında yapmıştım onu. Ama sosyal onu. Medya çalkalanmıyor. Evet, öyle olmuş. Dizi fanları. Evet, ya şimdi bir de dizi çekimleri de yaklaşıyor ya. Dizide işte kimler aşk yaşıyor falan gibi şeyler. Biz değiliz. Onu söyleyebilirim. Ama yani varsa başkası onu bile, onu da siz bulun artık. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.